Merhaba, NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden diyetisyen Özden ben. Biraz sanırım herhalde katılımcıların gelmesini beklememizde fayda var. Biraz katılımcılar arttıkça ben de yavaş yavaş giriş yapacağım. Evet, kolumuz beslenme. Beslenme olunca da tabii Ramazan ayında olduğumuz için Ramazan beslenmesi, sahur beslenmesi, iftar beslenmesi bu konulara değineceğiz. Sorularınız varsa sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Daha sonrasında da yayınımızı bitireceğiz. Şimdi tabii ki Ramazan bizim yılda bir kez yaptığımız ibadetlerden birisi. Bunun çeşitli hastalıklardan dolayı yapamadığımız durumlar olabiliyor. O özel durumlar ya da işte kişinin durumu el vermediği ya da doktorunun izni olmadığı durumlarda tabii ki de Ramazan'da oruç tutmak biraz tehlikeli ve sakıncalı olabilir sağlığımız açısından. Ama biz sağlıklı bir bireysek Ramazan'da oruç tutmamıza engel bir şey yoksa neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız sizinle. Bildiğiniz üzere süre saat bakımından biraz uzun. Yani 12 saatin üzerinde bir açlık süremiz var. Ki aralarınızda eminim ki sahura kalkmadan da oruç tutmaya çalışanlarınız mutlaka vardır. Bunları da düşünerek ben önerilerde bulunacağım. İlk olarak sahurla başlayacağım. Sahur bizim iki çeşit beslenme tipi gördüğüm danışanlarım oldu. Hep sahurda biraz daha ağır yemekler, yemeği tercih edenler varken bunun yanında kahvaltıyla yapmayı da tercih edenler var. Tabii bizim biraz daha tercih ettiğimiz kısım kahvaltı olan kısım. Çünkü mideyi biraz yormamak lazım. Takdir ederseniz ki 13-14 saat açlık süresi sonrasında ağır yiyecekler mideye biraz ağır gelebilir. Yatarken bizi zorlayabilir, uykuya dalış süremizi zorlaştırabilir ve ağır yiyecekler biraz yağlı ya da kızartmalıysa biraz tuz oranı da yüksek olduğundan dolayı bizim gün boyunca biraz susamamıza neden olabilir. Ben örnek bir sahur programı yani bir listesiyle beraber bir örnek vererek değineceğim. Mesela çay tüketmeyi sevmiyorsak bitki çayları tercih edebiliriz. Çay tüketiyorsak da açık tüketmeyi tercih edelim ki biliyorsunuz çay, kahve gibi içecekler diüretik olduğu için bizim gün boyunca biraz susamamıza neden olabilir. Daha sonrasında tabii ki de hafif peynir, yumurta, tabii keza yumurtayı sevmeyip ya da yumurtanın kokusundan rahatsız olup yumurtayı tüketmeyenlerimiz de mutlaka vardır. Bunun yerine biraz daha peynir porsiyonunu arttırabiliriz. Gün boyunca alamadığımız diğer vitamin ve mineralleri desteklemek amacıyla bir porsiyon meyve koyabilirsiniz. Yaş meyve olarak düşünmeyin, kuru meyve de tüketebilirsiniz. Hurma olabilir, kuru kayısı olabilir, kuru incir olabilir. Bunları da tüketmenizde yarar var. Yanında biraz da böyle omega 3 açısından desteklemek amacıyla ben hep bir ceviz öneririm kimi zaman. 2 tane, 3 tane ceviz koyabilirsiniz. Hem zeytine göre biraz daha soft olduğu için belki sizi tuz oranından dolayı da biraz daha susama hissiyatınızı yatıştıracaktır. Tabii ki de vücudu yormadan oruç tutmak bu şekilde, bu tarz beslenmeyle mümkün olur. Sahura kalkmayla mümkün olur. Doğru olan da odur. Çünkü ezan 5 gibi okunduğunu farz edersek siz gece yiyip yattığınızı düşünürseniz süreyi siz daha da çok uzatıyorsunuz. Süre uzadıkça da açlık süresi uzuyor ve gün içerisinde tansiyon düşüklüğü, şeker düşüklüğü daha fazla oluyor. Bunun yanında da bazı bizim beslenme gruplarımız var. Karbonhidratlar özellikle böyle biraz daha sindirimi zor, vücutta biraz daha geç
atılan yiyecekleri, karbonhidratları biz daha çok tercih ediyoruz. Bunlar mesela nelerdir? Yani beyaz ekmek yerine tam tahıllı bir ekmek ya da işte karabuğday, çavdar, ekşi mayalı ekmek tercih edin diyoruz. Ya da biraz daha protein yüksek tutun ki protein biraz daha tokluk hissiyatını artırıyor. Proteini yüksek olarak yaptığınız bir sahur sizi birkaç saat daha ileriye atarak tokluk sürenizi uzatabiliyor. Yine dediğim gibi gün içerisinde kısıtlı bir beslenme saati olduğu için eksik kalan yiyecekleri de hepsini iftara saklamamak gerekir. Ya da iftarın hemen sonrasında saklamamak gerekir. Ondan sonrasında arada gelen soruları okumaya çalışıyorum ama biraz anlattıktan sonra zaten soru kısmına geçeceğim. Evet. Daha sonrasında da dediğim gibi protein grubunu kaliteli ve yeterince alırsak, karbonhidrat grubunda kompleks karbonhidratlardan tüketirsek Ramazan'da oruç tutmamızı daha da kolaylaştıracak. Bizim daha rahat bir Ramazan geçirmemizi sağlayacak. Şimdi pek yedik, yattık, işte arkasına suyu içtik, midemiz işte hazımsızlık şikayeti çekebiliriz. Normal soft bir kahvaltı da yani bu şekilde beslendiğiniz bir sahur menüsünde çok fazla yattığınızda mide şişkinliği, mide ağrılarıyla süreyi tamamlamazsınız. Keza tam tersi aksine iftardan kalma bir yemek işte nedir o işte pilav, makarna gibi yiyecekler aksine sizin kan şekerinizi daha çok yükseltecek ve daha çok acıkmanıza neden olacak. Bu yüzden de sahuru biraz daha yumuşak, hatta yiyebiliyorsanız da yulaf, yoğurt ya da süt şeklinde bile yapabilirsiniz. Bu gayet besleyici, sizi gayet tok tutucu, hem protein, vitamin, mineral açısından zengin bir beslenme menüsü olacaktır. Daha sonrasında dediğim gibi aralarda su içemeyeceğimiz için günlük su alım miktarımıza biraz dikkat etmemiz gerekir. Aslında bakıldığı zaman en çok görevi üstlenen kısım iftar kısmı. Çünkü iftarda o kadar çok acıkıyoruz ki ne bulursak yemeye başlıyoruz. Yani onu da yaptın mı, bunu da yaptın mı, ne var akşama yemek diye hepimiz bir telaşla sofraya oturup her şeyi yemek istiyoruz. Ama hepinizin başına da gelmiştir. Bir iki lokmadan sonrasında çok da canınızın bir şey istemediğinizi siz de göreceksiniz. Yani bir çorbanın belki bir salatanın bile ne kadar yeterli geldiğini siz de zaten göreceksiniz. Şimdi midede şöyle bir şey var. Midede sinirler olduğu için bu sinirlerin beyne iletilmesi için geçen süreyi biraz daha anlaşılır hale getirmemiz lazım. Bu ne demek? İlk başta ben başlangıç olarak çorba ile giriş yapın diyorum. Çorbayı da keza çok ağır çorbalardan tercih etmeyin diyorum. Çorbayı bir kase çorba içtikten sonra biraz dinlenin diyorum. Yani bir 5 dakika ara verin. Keza işte diğer aile fertlerini ya da servis yapabiliyorsanız servisi toplayın, diğer servise getirin ki aradan biraz zaman geçsin. Böylece mide biraz yatışsın. Çünkü beyin bir şeyler yediğini hissetsin ki tokluk sinyalleri ulaşsın. Böylece hem daha çok yeme isteğimizi önlemiş oluruz, ne bulursam yiyeceğim hissiyatından kurtulmuş oluruz. Bir soru vardı daha yayın öncesinden gelen sorulardan. Bunu da bu şekilde bence cevaplamış olayım. Sahurda ne yemenin ölçüsü ne olmalıdır? Onu da cevaplamış olayım. Şimdi sonrasında proteini yeterli alamadığımız için mutlaka protein içeren bir yemek, yiyecek bulunması lazım. Yani bu mercimekli bir çorba olsa dahil, bitkisel bir protein de dahil olsun. Protein içeren bir yemek, besin tüketmemiz gerekiyor. Izgara, haşlanma, sote, sebze yemekleri bunun için uygun olur. Çok böyle yağlı, kızartmalı yiyeceklerdense hafif yiyecekler tüketmek mide sağlığınız açısından da daha iyi olur. Keza reflü şikayeti olanlar belki gün içerisinde mide yanmalarıyla şikayetçi oluyorlar. Bir de bunun üzerine yağlı bir yemek, yağlı bir yiyecek ya da yağlı bir pilav ya da yağlı bir vesaire mideniz daha
çok yoracaktır. Midenizin daha çok çalışmasına neden olacaktır. Böylece mide asitini daha çok arttıracaktır. Bu konuda da biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Sonrasında pilav, makarna ya da yardımcı yemek dediğimiz grupları çok da fazla böyle tabak dolusu almamızda zaten bir esprisi anlamı olmayacaktır. Bir ana yemek, bir çorba, bir salatayla beraber bence gayet güzel iftar sofranızda taçlanacaktır diye düşünüyorum. Bazı değişimleri yerinde vermek istiyorum. Mesela atıyorum, biz kilo problemi yaşayan bir bireysek, biz kilo vermek istiyorsak burada Ramazan'da ben kilo alıyorum. Aksine hani o kadar saat aç duruyorum, ben bir de üzerine kilo alıyorum diyorsanız tabii ki de burada seçeceğiniz yine karbonhidrat seçimini iyi yapmanız gerekiyor. Beyaz pirinç, kepeksiz ya da işte ne bileyim diğer lif oranı yüksek pirinçlerdense tükettiğiniz bir beyaz pirinç yine sizin kan şekerinizin aniden yükselmesine neden olacak ve arkasına hemen acıkmanıza neden olabilecek. Bu yüzden de onun yerine bulgur pilavı, işte basmati pirinci, yani beyaz pirinçlerin basmati pirinci ya da kinoa, karabuğday gibi besinlerle karbonhidrat ihtiyacınızı, yardımcı yemek ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Hem böyle mideniz de çok çalışmamış olur, mideniz de biraz da dinlendirmiş olursunuz. Sonrasında tabii ki de bizim Ramazan'da olmazsa olmazımız tatlı geliyor. Çünkü her zaman, yani kimi zaman hepimiz bazı şeyleri keserek tatlıya yer açmaya çalışıyoruz ki tatlı olsun, tatlıyı tüketelim. Tatlısız olmaz işte, o kadar aç kaldık, canım tatlı istiyor, işte şu tatlıyı yapacağım, şu tatlı da olsun yiyelim. Hepimizin dediği oluyor ki Ramazan'da ben de kilo problemi olmadığı takdirde haftada 1-2 çok da kontrollü bir şekilde sütlü tatlıları özellikle tercih etmelerini danışanlarım istiyorum. Keza da bilinçlendirme ya da bilgilendirme kısmında bunu da belirtiyorum. Güllaç mesela şimdi hepimizin geleneksel Ramazan tatlısı olarak ortaya çıkıyor. Güllacı mesela alırken hazırdan değil de siz kendiniz yapın diye önerilerde bulunuyorum. Çünkü kişi hem orada koyduğu şerbeti miktarını belirleyebiliyor. Hem de dışarısı kadar çok fazla şekere maruz kalmıyor. Bu da aslında bakıldığı zaman iyi bir şey. Sonuçta neticede içerisinde süt, bir miktar şeker ve güllaç yaprakları var. Hatta biraz da cevizle vesaire, fındıkla falan süslediğinizde de gayet güzel aslında bakıldığında güzel bir besin kaynağı haline gelebiliyor. Ama dediğim gibi bunu iyi hale getirmek ya da kötü hale getirmek de tamamen kişinin kendisine bağlı, kendisi belirliyor yiyeceğini iyi hale getirmek ya da kötü hale getirmeye. Sonrasında tabii ki de su problemimiz var. Şimdi yeterince su içmiyoruz. Neden? Hemen iftar arkasına çaylarımız konuluyor. Yani geleneksel zaten kültürümüzde de hemen arkasına bir çay içelim. Hararetimizi alsın, yorgunluğumuzu alsın, kendimize getirsin diyoruz. Bu yapılan bazı hatalardan birisi 2-3 fincan çayda, açık özellikle çayda kalmakta fayda var. Çünkü çayla içtiğimiz, aldığımız sıvı bizim su içerek aldığımız sıvının yerini tutmuyor. Çünkü başta da dediğim gibi çay, kahve diüretik olduğu için vücuttaki suyu da beraberinde tutuyor ve susama hissiyatını arttırıyor. Böyle olunca da tabii ki de suyun yeri daha da ayrı olarak, alt çizgi olarak bizim özellikle Ramazan beslenmemizde yeri apayrı bir yerde oluyor ve yeri dolmuyor. Biz ne yapacağız burada? Bir idrar kontrolü yapacağız. Eğer idrar rengimiz koyuysa bizim yeterli su içmediğimizi gösteriyor. Biz burada yeterli bir idrar rengine sahipsek bizim yeterli sıvı aldığımızı da gösterir. Koyu renkli bir idrar kesinlikle istemiyoruz. O yüzden su tüketim miktarını da bu şekilde ölçebilirsiniz. İçmiyorsanız da yanınızda şişeyle dolaştırın ki en azından hatırlatıcı bir şekilde aklınızın bir köşesinde bence bulunmasında fayda var.
Daha sonrasında evet atıştırmalıklarımız oluyor. Her ne kadar iftarı yoğun yapsak da hala onu yesem mi bunu yesem mi diye atıştırmalıklarımız illaki oluyordur. Dediğim gibi orada ölçüt olarak belirlediğimiz bir saat koymalı. Atıyorum 12'de yatacaksak ya da 11'de yatacaksak 7.30-8'e doğru ezan okunuyor. Sofradan kalkışımız bizim keza oluyor. Saat işte 8 oluyor, 8.30 oluyor. 8.30'dan sonra da midenin sindirilmesi için aslında geçen süre çok kısıtlı. Bu yüzden de atıştırmalıklardansa ben hep şunu tavsiye ediyorum. Çayın yanında olmazsa birkaç parça, bir iki tane hurmayı tüketebilirsiniz yanında cevizle beraber. Hem de hem tatlı ihtiyacınızı giderir hem de yemekten sonraki o tatlı aromalarınızı da önünüze kesebilir diyorum. Ha bir de tabii ki de yürüyüş egzersiz konusu var. Havalar biraz iyi kötü gitmeye başladığı dönemlerde mümkün olduğunca yürüyüşe katılmaya çalışın. Yani çevrenizde yürüme alanı varsa bunu değerlendirin. Evde koşu bandınız, yürüme bandınız varsa keza bunları değerlendirmeye çalışın. Çünkü sindirim konusunda biraz zorluk yaşayabiliriz. Kabızlık da Ramazan'da görülen en sık rastlanan şikayetlerden birisi. Kabızlık şikayetinin de önüne geçmiş olursunuz böylece. Tabii yürüyüş için belirtilen zaman, en doğru zaman ne zaman olabilir? Yemeklerden 1-2 saat sonrasında yapılan yürüyüş daha iyi olur. Çünkü o yemeğin verdiği doygunluk hissi, daha midede sindirilmeme hissi kendinizi doyurabilme hissi, işte tam yemekleri mideden sindirme, emilim kısmı en az 1-2 saat sonra oluyor. Bu da demek oluyor ki 1-2 saat sonra spor ya da egzersiz yapmanızda fayda var. Çünkü yoksa diğer türlü yedikleriniz basınç yapar ve reflü şikayetleriniz varsa da yoksa da artabilir. Bu konuda da biraz dikkat etmemiz gereken etmenlerden, nedenlerden birisi. Şimdi ben Ramazan ve iftar konusu, sahur konusunu biraz böyle anlatmaya çalıştım. Aralarda soru sorabilir miyim diye gördüğüm oldu. Soru sormak isteyen katılımcılarımız varsa seve seve yardımcı olurum. Şu an herhalde geliyor, sesin gelmiyor diye yazılmışlar. Şu an sesinde bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Sormak istediğiniz bir şey yoksa ben yine aklımda olan sorularla, çok sık karşılaştığım sorularla beraber devam edeceğim. Şimdi kabızlık şikayeti dedim. Ben onun üzerine biraz daha devam edeceğim. Sonrasında çok az geliyor sesim. Tamam. Tamam, biraz daha sesimi arttırırım. Sonrasında kabızlık şikayeti bizim çok fazla sık rastladığımız nedenlerden, sebeplerden. Çünkü gün boyunca kısıtlı sürede yemek yediğimiz için yeterli lif alamıyoruz belki de. Bu yüzden de lif miktarımızı arttırmamızda fayda var. Lif miktarını da şöyle arttırabiliriz ya da probiyotiklerle destekleyebiliriz. Yemekten sonra aldığımız, işte 1-2 saat sonrasında aldığımız bir kefir ya da probiyotik bir yoğurt bizim beslenmemiz adına belki bizi daha çok yardımcı olur. Evet, tamam. Ses gayet iyi diyenler de var. Ben onu anlamaya çalışayım da sıkıntı kipten kaynaklı onu bir öğreneyim. Evet, bu mide kasıntısı hakkında bilgi verir misiniz diye soranlar olmuş. Evet, tamam. Şimdi dediğim gibi kabızlık şikayeti biraz biraz aktif olarak hani ilk bir hafta görmesek bile sonraki haftalarda daha sık rastladığımız sorunlardan birisi. Böyle olunca da biraz işte lifli gıdalara beslenmemizde yer açmamız gerektiğinin önemi bir kez daha artıyor Ramazan'da özellikle. Ama dediğim gibi hareketle bunu biraz daha destekleyebiliriz. Şimdi mide kazıntısına geldiğimizde de mide kazıntısı tabii mide boşken öğütecek bir şey bulamadığı için haliyle mide kazıntısı şikayetleri olabilir ama bunu şikayet olarak algılamayın bence. Tamamen boş bir mide olduğu için bu tarz seslerin gelmesi bence gayet normal. Keza zaten birkaç hafta daha sonra o şikayetler de yavaş yavaş azalıyor. Yani şunu unutmamak gerekir ki beslenme şöyle bir şey. Yani
Ramazan özellikle bütün sene boyunca tükettiğimiz besinlerin, yiyeceklerin yani hiç durmadan çalıştığını düşünün midemizin. Ve bir off tuşu yani bir açıp kapama tuşu olarak Ramazan'da düşünebilirsiniz. Tamamen vücudun kendine gelmesi için bence iyi bir neden. Evet, Ramazan'da kilo verilir mi? Sağlıklı zayıflamak mümkün mü? Diye bir soru gelmiş. Ramazan'da dediğim gibi biraz metabolizma aralıklı olarak beslenilmediği için biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Maksimum seviyede beklemeyelim de biraz minimal seviyede kilo kaybı tabii ki de mümkün olabilir. Dediğim gibi doğru yiyecekleri seçmemizde fayda var bunda. Doğru yiyecekleri yeterli bir düzeyde aldıktan sonra kilo kontrolünü de sağlamanız mümkün olacaktır. Hatta biraz da kilo vermeniz mümkün olacaktır. Ramazan'da kilo alıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Dediğim gibi doğru beslenme alışkanlığını yapmamızdan kaynaklanıyor. Evet, oruç tutarken nasıl beslenmeliyim? Bunu da zaten bence uzun uzun anlattım. Oruç tutarken biraz daha işte tam tadında gıdalara, karbonhidratlara biraz daha yer verirsek bizim açımızdan da daha iyi olacaktır. Kilo alma probleminiz varsa da bunları biraz daha porsiyon kontrolünü sağlayarak yapmamızda fayda var diye ben düşünüyorum. Bunun haricinde ekstra bir soru varsa çünkü ben genel anlamıyla hepsini özetledim. Sorularımız varsa ben alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayını bitirmemde fayda var diye düşünüyorum. Gelen hatlarıyla acıkma hissi neden oluşmaz? Bu biraz kendimizi alıştırmayla ilgili. Çok fazla açlığa maruz kalırsak ya da vücudumuzu biraz daha çok açlık bırakırsak bu ondan kaynaklanabilir. Ama şu da var tabii ki de sizin nasıl beslendiğinizi de görmek lazım. Orada sizi incelemek de lazım. Hani çok kilo probleminiz yoksa, yemeğiyle ilgili sıkıntınız yoksa bunun olması belki normal olabilir ama onun haricinde de bir sıkıntı varsa da tabii ki de uzun uzun anamnez alıp görüşmekte fayda var. Ben teşekkür ediyorum herkese katılımları için. Benim şimdilik paylaşacağım şeyler bunlar. Daha sonra bir şey soru ve ileteceğiniz bir şey olursa ona göre de yayınımızı devam ederiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum ve tekrar hayırlı Ramazanlar.